Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı, EKYS sınavı, eğitim bilimleri bölümüyle karşınızdayım. Eğitim yöneticilerinin yeterlilik alanları ile ilgili hazırlamış olduğum okul yöneticilerinin güç kaynakları test 2 ile karşınızdayım. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, videoların altındaki beğen tuşuna basmanızı ve yorum bırakmanızı önemli rica ediyorum değerli arkadaşlar. Bu konuda desteğinizi bekliyorum. Soru 1. 1. Ödül gücü, 2. Uzmanlık gücü, 3. Karizmatik güç. Yukarıdaki güç kaynaklarından hangileri kişisel özelliklerden kaynaklanmaktadır? A. Yalnız 3, B. 1 ve 2, C. 1 ve 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Birinci sorunun cevabı D seçeneğidir. 2 ve 3'tür. Sherman ve arkadaşları yöneticileri güç kaynakları bakımından örgütsel ve kişisel kaynaklardan elde etmelerine göre iki grupta sınıflamışlardır. Yasal güç, zorlayıcı güç, ödül gücü resmi otoriteden kaynaklanır demişlerdir. Karizma ve uzmanlık gücü ise kişisel özelliklerden kaynaklanır demişlerdir. Tekrar ediyorum. Sherman ve arkadaşlarına göre yöneticiler gücü hem örgütsel hem de kişisel kaynaklardan elde etmektedirler. Yasal, zorlayıcı ve ödül gücünü resmi otoriteden yöneticilerin aldıklarını, karizma ve uzmanlık gücünü ise kişisel özelliklerinden aldıklarını belirtmişlerdir. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Erçetin'e göre güç kaynakları arasında yer almaz? A. Makam gücü, B. Kişilik gücü, C. Ödül gücü, D. Ceza gücü, E. Karizmatik güç. İkinci sorunun cevabı E seçeneğidir. Karizmatik güçtür. Erçetin etkilemede kullanılan güç kaynaklarını 7 grupta incelemiştir. Ona göre güç kaynakları makam gücü, kişilik gücü, ilgi gücü, uzmanlık gücü, ödül gücü, ceza gücü, güçsüzlük olarak 7 grupta incelenmektedir. Dolayısıyla Erçetin'e göre güç kaynakları arasında karizmatik güç yer almaz. Soru 3. Yukarıdaki güç kaynaklarından hangileri resmi otorite kaynaklıdır? 1. Yasal güç, 2. Ödül gücü, 3. Zorlayıcı güç, A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 1 ve 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Üçüncü sorunun cevabı E seçeneğidir. 1, 2 ve 3'tür. Sherman ve arkadaşlarına göre yöneticiler gücü hem örgütsel hem de kişisel kaynaklardan elde etmektedirler. Yasal güç, zorlayıcı güç, ödül gücü resmi otoriteden kaynaklanır demişlerdir. Karizmatik güç ve uzmanlık gücü ise kişisel özelliklerden kaynaklanmaktadır demişlerdir değerli arkadaşlar. Soru 4. Kaynağını yasalardan, yazılı metinlerden almakla birlikte yöneticinin örgüt içindeki makam ve statüsünden kaynaklanan güç kaynağı türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Yasal güç, B. Karizmatik güç, C. Uzmanlık gücü, D. Ödül gücü, E. Zorlayıcı güç. Dördüncü sorunun cevabı A seçeneğidir. Yasal güçtür. Yasal güç, yöneticilerin yalnızca resmi pozisyonundan, bulunduğu makamından güç alarak çalışanların davranışlarını etkileme yetkisidir. Yasal güç kaynağını yasalardan, yazılı metinlerden almakla birlikte yöneticinin örgüt içindeki makam ve statüsünden de kaynaklanmaktadır. Soru 5. Ücret artışı sağlama, terfi ettirme, daha fazla sorumluluk verme, daha iyi iş verme, statüyü değiştirme, övme gibi durumlar sonucu ortaya çıkan güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yasal güç, B. Zorlayıcı güç, C. Karizmatik güç, D. Ödül gücü, E. Uzmanlık gücü. Beşinci sorunun cevabı D seçeneğidir, ödül gücüdür. Ödül gücü, ödül verebilme temeline dayandırılarak tanımlanmaktadır. Burada ücret artışı sağlama, terfi ettirme, daha fazla sorumluluk verme, daha iyi iş verme, statüyü değiştirme, övme gibi ödüllerin güç kaynağı olarak kullanılması söz konusudur. Ödül gücü, çalışanların örgüte katkısının artırılmasında fayda sağlamaktadır. Ölçülü kullanıldığında her zaman etkili bir güç olarak ödül gücü karşımıza çıkmaktadır. Soru 6. Literatürde fayda sağlayıcı güç olarak da ifade edilen güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A zorlayıcı güç, B yasal güç, C ödül gücü, D karizmatik güç, E uzmanlık gücü. Altıncı sorunun cevabı C seçeneğidir. Ödül gücüdür. Ödüllendirme gücü diye de ifade edilir. Bir aslın kendisinden beklenen davranışı göstermesi durumunda liderin ödül verebileceğine ilişkin algılamasından kaynaklanır ödül gücü. Burada liderin ödüllendirme kaynaklarına sahip olmasının ve başkalarını ödüllendirebilmesinin bir güç aracı olarak kullanılabilmesi de ifade edilmektedir. Bu güç aynı zamanda fayda sağlayıcı güç olarak da adlandırılmaktadır ve maddi kaynakların kontrolü de bu güce dayandırılmaktadır. Soru 7. Diğer insanları kontrol etme ve etkilemede daha çok baskı ve cezalandırma gibi yöntemleri kullanan bir yöneticinin sahip olduğu güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A. Uzmanlık gücü, B. Zorlayıcı güç, C. Karizmatik güç, D. Ödül gücü, E. Yasal güç. 7. sorunun cevabı B seçeneğidir. Zorlayıcı güçtür. Zorlayıcı güç ödül gücünün karşıtı olarak ifade edilir ve diğer insanları kontrol etme ve etkilemede daha çok baskı ve cezalandırma gibi zorlayıcı yöntemleri içermektedir. Bu şekilde kullanılan güçte soruşturma açma, gözdağı verme, korkutma ve tehdit etme gibi davranışlar zorlayıcı güç örnekleri olarak karşımıza çıkar. Lider zorlayıcı gücü kullanıp aslanının olumsuz davranışlarını cezalandırarak aslanını kontrol etmeye çalışmaktadır. Soru 8. Yöneticinin makamının gerektirdiği işleri yapma ve yaptırma hakkını kullanarak yönetsel gücü kazandığı güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yasal güç, B. Karizmatik güç, C. Uzmanlık gücü, D. Zorlayıcı güç, E. Ödül gücü. 8. sorunun cevabı A seçeneğidir. Yasal güçtür. Yasal güç, liderin hiyerarşik yapı içindeki konumuna ya da rolüne bağlı olarak sahip olduğu yetkiye dayalı etkileyebilme gücüdür. Yönetici makamının gerektirdiği işleri yapma ve yaptırma hakkını kullanarak yönetsel gücü kazanmaktadır. Soru 9. 1. Resmi ya da sözlü azar. 2. Sıkı denetimler. 3. İlerlemenin durdurulması. Yukarıdakilerden hangileri zorlayıcı güç kapsamında ceza yöntemine başvuran bir yöneticinin uygulaması beklenen davranışlar arasında yer alır? A yalnız 1, B 1 ve 2, C 1 ve 3, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. 9. sorunun cevabı E seçeneğidir. 1, 2 ve 3'tür. Çeşitli türlerde cezalar olabilir. Örneğin resmi ya da sözlü azar, istenmeyen iş ödevleri, sıkı denetimler, İnatçı tatbikler, zam artışlarının göz ardı edilmesi gibi ya da maaş kesintisi, alt sınıfa indirme, ilerlemenin durdurulması veya işe son verme şeklinde cezalar gerçekleştirilebilmektedir. Burada zorlayıcı güç kapsamında ceza yöntemine başvuran bir yöneticinin uygulaması beklenen davranışlar resmi ya da sözlü azar olabilir. Sıkı denetimler, ilerlemenin durdurulması. Bunlar yöneticinin uygulaması beklenen davranışlar arasında yer alır. Soru 10. Yöneticinin bulunduğu makam dolayısıyla sahip olduğu ve çalışanların davranışlarını etkileme hakkına sahip olduğu güç kaynağıdır. Bu gücün abartılı bir şekilde kullanılması liderde otoriterleşmeye, çalışanlarda ise iş doyumsuzluğuna, direnmelere ve çatışmalara neden olabilmektedir. Yukarıda açıklaması verilen güç kaynağı türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Zorlayıcı güç, B. Uzmanlık gücü, C. Ödül gücü, D. Yasal güç, E. Karizmatik güç. 10. sorunun cevabı D seçeneğidir. Yasal güçtür. Yasal güç, yöneticinin bulunduğu makam dolayısıyla sahip olduğu ve çalışanların davranışlarını etkileme hakkına sahip olduğu güç kaynağıdır. Yasal gücün abartılı bir şekilde kullanılması liderde otoriterleşmeye, çalışanlarda ise iş doyumsuzluğuna, direnmelere ve çatışmalara neden olabilmektedir. Soru 11. Bireyin sıra dışı kişiliğine ve iletişim becerisine dayanan güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A. Uzmanlık gücü, B. Ödül gücü, C. Zorlayıcı güç, D. Karizmatik güç, E. Yasal güç. 11. sorunun cevabı D seçeneğidir. Karizmatik güçtür. Karizma gücü yöneticinin çalışanların davranışını isteyerek ve kendini onlarla özdeşleştirerek etkileyebilme becerisidir.
Bireyin sıra dışı kişiliğine ve iletişim becerisine dayanmaktadır. Karizma gücüne sahip olan kişi saygı duyulan, beğenilen ve gıpta edilip örnek alınan kişidir. Örneğin karizma gücüne sahip olan öğretmenler iş arkadaşlar arasında saygı, güven ve sedakat uyandırırlar. Yalnızca bireyler değil, gruplar da karizma gücüne sahip olabilmektedirler. Soru 12. Yöneticilerin sahip olduğu gücü korkutma ve yıldırma aracı olarak kullandığı güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yasal güç, B. Zorlayıcı güç, C. Uzmanlık gücü, D. Karizmatik güç, E. Ödül gücü. 12. sorunun cevabı B seçeneğidir. Zorlayıcı güçtür. Zorlayıcı güç baskı gücü olarak da ifade edilmektedir. Yöneticilerin çalışanlara yönelik maddi ya da manevi zorlamalarını ifade etmektedir. Yöneticilerin sahip olduğu gücü korkutma ve yıldırma aracı olarak kullanmasıdır. Grup üyelerini korkutan her şey bir güç kaynağıdır. Bu gücün kullanılması çalışanlarda korku yaratmaktadır. Bu nedenle örgüt yönetiminde aşırı derecede kullanıldığında etkili bir yönetsel güç olmaktan çıkmaktadır. Soru 13. Bu gücün temeli diğer insanları kontrol etme ve etkilemede içsel ve dışsal ödülleri kullanmaya dayanmaktadır. Bu ödüller dıştan verilecek maddi bir ödül olabileceği gibi insanların gönlünü kazanmaya dönük içten bir teşvik de olabilir. Yukarıda açıklaması verilen güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A. Uzmanlık gücü, B. Karizmatik güç, C. Zorlayıcı güç, D. Yasal güç, E. Ödül gücü. 13. sorunun cevabı E seçeneğidir. Ödül gücüdür. Ödül gücünün temeli diğer insanları kontrol etme ve etkilemede içsel ve dışsal ödülleri kullanmaya dayanmaktadır. Bu ödüller dıştan verilecek maddi bir ödül olabileceği gibi insanların gönlünü kazanmaya dönük içten bir teşvik de olabilmektedir. Soru 14. Soruşturma açma, gözdağı verme, korkutma ve tehdit etme gibi davranışlara sürekli başvuran bir yöneticinin kullanmış olduğu güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A. Zorlayıcı güç, B. Yasal güç, C. Uzmanlık gücü, D. Karizmatik güç, E. Ödül gücü. 14. sorunun cevabı A seçeneğidir. Zorlayıcı güçtür. Bu güç ödül gücünün karşıtı olup diğer insanları kontrol etme ve etkilemede daha çok baskı ve cezalandırma gibi zorlayıcı yöntemleri kullanmaktadır. Soruşturma açma, gözdağı verme, korkutma ve tehdit etme gibi davranışlar zorlayıcı güç örnekleridir. Lider zorlayıcı gücü kullanıp aslarının olumsuz davranışlarını cezalandırarak kontrol etmeye çalışmaktadır. Soru 15. Bu güç türü resmi otorite olarak adlandırılmaktadır. Çalışma düzeninde bu güç yöneticiye atama yoluyla verilir ve çalışanların buna uymaları beklenir. Yukarıda açıklaması verilen güç kaynağı türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Ödül gücü, B. Uzmanlık gücü, C. Yasal güç, D. Zorlayıcı güç, E. Karizmatik güç. 15. sorunun cevabı C seçeneğidir. Yasal güçtür. Bir kişi için pozisyon gücünün imtiyazlı bir türüdür yasal güç. Yasal güç resmi otorite olarak adlandırılmaktadır. Çalışma düzeninde yasal güç yöneticiye atama yoluyla verilir ve çalışanların buna uymaları beklenir. Aslar yöneticilerinin emirlerine uymak zorundadırlar. Buna göre yasal güç, örgütteki resmi yetkiler aracılığıyla başkalarını etkileme kapasitesi olarak da ifade edilmektedir. Değerli arkadaşlar, eğitim bilimleri, eğitim yöneticilerinin yeterlilik alanları, okul yöneticilerinin güç kaynakları test 2 burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yaptığım çalışmaların sizlere katkı sunmasını diliyorum değerli arkadaşlar. Sizler de lütfen kanalıma abone olunuz, videoların altındaki beğen tuşuna basınız ve lütfen yorum bırakınız. Bu şekilde bu videolar daha fazla öğretmen arkadaşımıza ulaşacaktır. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.